Merhaba arkadaşlar, fotoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu, e, sıklıkla bana sorulan sorulardan bir tanesi, aracımda hararet yok ama aracım su eksiltiyor. Bu soruyla neredeyse her gün ve her gün karşılaşıyorum ama ne hikmetse bu konuyu hiç videoya alarak de, e, değerlendirmemişim, bunu fark ettim. İnsanların da belki sorma amacı budur diye düşündüm artık, bu konuda sizlere aydınlatmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir algı oluşmuş. Yani algı değil, algı demeyelim. Algı yanlış olur. Yanlış bilgi oluşmuş arkadaşlar. Ee, araçlar hararet yapmazsa su eksiltmez gibi bir düşünce oluşmuş. Tamam şimdi araç hararet yaptığında su eksiltir. Bu bir gerçektir. Yani araç hararet yapar, su buharlaşır gider araç su eksiltir. Tamam buna eyvallah. Bu doğru bir bilgi. Lakin araç hararet yapmadığı zaman da su eksiltebilir daha önce e, videolarımın arasında paylaşmıştım araç neden su eksiltir nerelerden su eksiltir diye. Burada e, anladığım kadarıyla tam e, net anlatamamışım bu durumu. Araç sadece hararet yaptığında su eksiltmez. Araç normal seyrinde de eksiltir ki ama normal seyrinde eksilttiği çok fark edilmez çünkü minimum derecededir bu. Ama onun dışında araçta oluşan bazı mekanik sıkıntılardan dolayı da e, su eksiltebilir. Bu sebeple aracın su eksiltmesini illaki hararete, illaki aracın conta yakmasına, illaki aracın e, bloğunun çatlak olmasına gibi durumları bağlamak kesinlikle yanlıştır. Araç hararet yaparsa su eksiltir ama hararet yapmadığı bazı arızalarda da su eksiltir. Mesela hemen en başında hemen söylüyorum size e, radyatörüst hortumu. Bu hortumda herhangi bir çatlak olursa araç su eksiltir. Hemen radyatör üst hortumunu takip ediyoruz arkadaşlar. Bu da neye ulaştık? Termostat. Termostat, termostat arızalıysa, contasında bir problem varsa, kelepçeler düzgün takılmadıysa yine araç su eksiltir. Devam ediyoruz. Radyatör üst şey, termostattan çıktık. Tüp beynine gel, tüp beyninin kelepçeleri ya da tüp beyninin hortumlarında bir e, çatlak, kırılma, yırtılma, yerinden çıkma gibi bir durum söz konusuysa ee, yine araç su eksiltir ve bu durumların hiçbirinde de araç hararet yapmaz. Onun dışında devam edeyim şöyle. Buradan e, devir daime geliyoruz arkadaşlar. Devir daimde de devir daimin e, e, arıza belirtilerinden en büyüğü de e, devir daimin su atmasıdır. Yani su kaçakları oluşmasıdır devir daimde. Devir daimdeki su kaçaklarının çoğunda yine hararet söz konusu olmaz. Ee, onun dışında şöyle devam etmek gerekirse yani buna sebebiyet olabilecek aracınızın e, genleşme kabındaki e, kaçaklar aracın su eksiltmesine sebebiyet verebilir. Radyatörünüzde e, sızdırma vardır bu da aracın su eksiltmesine sebebiyet verebilir. Yani anlayacağınız aracın su eksiltmesine sebebiyet verecek oldukça çok etken var burada anlatmaya çalıştım. Aracın su eksiltmesi için hararet yapmasına gerek yoktur. Yani su eksiltmesine sebebiyet verebilecek etkenler çoktur. Az önce saydıklarım birkaç tanesi ki bunlardan daha da var yani saymaya devam edersek ki merak edenler için videolarımın arasında var. Hani araç neden su eksiltir? Nerelerden su eksiltir? Hangisinde hararet yapar? Hangisinde yapmaz gibi sorularınızı oralardan yanıt bulabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımın arasında var. Buradan bakabilirsiniz. Ama kesinlikle kafanızda şunu çıkartın. Tekrar tekrar söylüyorum ki hani bazıları videonun başından, sonundan, ortasından izliyorlar. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Araç hararet yaptığında su eksiltir. Ama hararet yapmadığı zamanlarda da su eksiltir. Su araç su eksiltiyor diye aracın e, contası yanık olmaz, bloğu çatlak olmaz e, ya da aracın motorunda bir sıkıntı olmayabilir. Diğer et, az önce saydığım diğer etkenlerden herhangi bir tanesi de olabilir. Tabii e, hararet e, yapmıyor diye bunları da bakmamazlık etmeyin. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.